Şimdi arkadaşlar yeni bir renk oyunundan bahsedeceğiz. Renk oyun diyorum, resim hafıza oyunu yapacağız. Görsel 2 ders 11 mi yazmıştık? Ders 11. Bu hafta 11. hafta demedik mi? 11 yazmadık daha önce. Evet, 11 yazmadık. Hafıza. Bir standart yapalım. Yani oradaki gibi çok boyutlu mu yapalım butonları? Çok boyutlu yapmamıza gerek yok. Standart hocam, anlayacağım. Şu an atak oynuyorum bari ya. Valla şu atak bir sikmi atak ya. Hocam bu arada da Fener'de gelirse eleyelim diye ya. Evet, şimdi arkadaşlar buraya biz kaça kaçlık yapalım. Şşş, tamam. Butonları ben elle koyayım şimdilik. Hocam oyuncunu seçip. Evet, şimdi bundan teksini de temizleyeyim önce. Properties'den. Teksini temizleyelim. Şimdi burada 9 tane butonumuz var. 9 tane buton hafıza oyunu nasıl yapacağız? Bir kere tek sayıda olmaması lazım. 2 tane resim, yani bir resim 2 tane butona koyduğuna göre çift sayıda butonumuz olması lazım. Dolayısıyla ya şöyle yapacağız. 12 yapalım. Sekizlik yapalım. Şimdi bir tane image liste oluşturalım, atalım arkadaşlar. Image list resimler diyelim. Image sayısımız 16-16 olmasın da ne olsun? 32 olsun biraz daha büyük. Da şunların boyutu ne? Çok katize. 75-75'miş. Bunun boyutu sanki dikdörtgen gibi gözüküyor ama burada 75-75 gözüküyor. Enteresan değil mi? 75-80 desek. Az önce de sanki dikdörtgen gibiydi ama boyutu yani şimdi daha kareye yakın gibi. Ama boyutlara baktığımızda muhtemelen çözünürlükten kaynaklı bir sıkıntı var. Çözünürlükten dolayı, projeksiyon çözünürlükten kaynaklı böyle gözüküyor arkadaşlar. Az önceki resimlerin bozukluğu da ondan kaynaklanıyordu sanırım. Şimdi 75'i 89 olsun, önemli değil. O yüzden image listedeki resimlerimizin boyutunu da ne yapalım? 75'e. Image resimlerimizi seçelim. Resimlerimizi şurada daha önce bu değil. Oluşturduğumuz resimler vardı. Ben oradan kopyalayayım. Hafıza oyunu. Cancel. Şunun içerisine atayım arkadaşlar resimleri. Open folder in Windows Explorer diyelim. Şunun içerisine resimleri kopyalayayım. Bunun içerisinde resimler var bakın bir sürü. 36 tane. Bize kaç tane yeterli? 4 tane yeterli. Dursun şimdi. Fazlası da dursun. Önemli değil. Burada image listten resimlerimizi atalım. Choose image diyelim arkadaşlar. Evet. Burada değildi. Project. Görsel 2. Ders 11. Hafıza oyunu. İkinci öğretim dedik. Resim bunun içerisindeydi. Bir tane fazladan seçelim madem. Okey dedik. Şimdi image'lerimizi seçtik. Şimdi başlangıçta ne olması lazım? Varsayın rastgele arkadaşlar bu butonların arka planına, bu butonlara daha doğrusu resimlerin bu butonlara yüklenmesi gerekiyor değil mi? Yani resimlerle butonların eşleştirilmesi gerekiyor ama resimlerin biz istediğimiz zaman açılması istiyoruz arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Form load eventinde
her bir resmin, daha doğrusu hangi butonda hangi resmin bulunacağını seçmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle buradaki butonları arkadaşlar, aslında ben bu butonları diziyle oluşturmak istiyordum. Diziyle oluşturmadık. Biz ne yaptık arkadaşlar? Elle oluşturduk. Yani teker teker kendimiz attık. 4, 5, 6, 7 diye 8 diye gidiyor arkadaşlar. Teker teker kendimiz attık. O yüzden ben ilk önce şurada bir buton dizisi oluşturayım. Son BTN dizisi oluşturayım. Buton dizisi oluşturayım. Dizinizin boyutu 9 tane miydi? 8 tane değil mi? 8 olsun. 8 boyutlu bir buton alsın arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim. Burada boyutunu belirtmeyelim de eşittir. BTN eşittir. New buton diyelim. Ve butonlarımızın elemanlarını buton 1. Böyle yapmıyorduk ya bu butonları. Dizi tanımlamayı unutmuşuz değil mi? New buton. Deyip buton 1, buton 2, buton 3, buton 4, buton 5, buton, buton 6, buton 7 ve buton 8. Böylelikle ne yapmış oldum arkadaşlar? Bu dizinin içerisine o elle attığım butonları vermiş oldum. Artık buton 1, buton 2 diye erişmeyeceğim de BTN indisten 0'dan ulaşacağım mesela buton 1'e. Böylelikle ne yapmak zorunda kalmayacağım? Her seferinde butonların isimlerini yazmak zorunda kalmayacağım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Burada butonların ilk önce, yani hangi butonun arka planında hangi resmin oluşacağını tutmamız gerekiyor değil mi? Bunun için de arkadaşlar bir tane dizi tanımlayayım. Int resim indisleri diyeyim. İndisleri. Resim indisleri diyeyim arkadaşlar. O da eşittir. Hatta bu da dizi olsun. Dizi olmak zorunda zaten. Sonra eşittir. Resim indisleri eşittir. New int diyelim. 8 boyutlu bir dizi oluşturduk. Şimdi ne yapmamız lazım? 8 tane 8 tane butonumuzun indislerini belirlememiz gerekiyor değil mi? Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi iki tane sayı üreteceğiz. Her bir resim için iki sayı üreteceğiz. 1 ile 8 arasında ya da 0 ile 7 arasında fark etmez. Her ürettiğimiz, ya mesela bir sayı üreteceğiz. Birinci resmi oraya koyacağız. Bir sayı üreteceğiz. Aynı resmi diğerini oraya koyacağız. Yani şöyle söylemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. İlk başlangıçta mesela ilk resmimiz ne diyelim ki? İlk resmimiz zürafa mıydı? Zürafayı nereye koyacağız? Rastgele atmamız lazım değil mi her seferinde? Evet, random yapmamız lazım ki bir anlamı olsun. Mesela rastgele atacağız arkadaşlar. Ne olacak? Rastgele buraya koyacak bir tanesi. Diğeri rastgele geldiğinde de nereye koyacak? Buraya koyacak arkadaşlar. Böylelikle ne yapmış olacağız? Her seferinde farklı resimlerin farklı farklı yerlere konmasını sağlamış olacağız böylelikle. Bunun için ne yapalım şimdi? Resim indisleri diyelim. Resim indisleri 0. Eşittir r nokta random tanımlamamışız. Şöyle bir random tanımlayalım. Random r eşittir new random diyelim arkadaşlar. R nokta next diyorum. R nokta next diyorum arkadaşlar. 0 ile kaç arasında? 0 indisten gideceğimiz için 0 ile 8 dahil olmuyordu. Değil mi? 8 dahil olmuyordu. 0 ile 7 arasında bir sayı üretiyordu bize. 0 ile 7 arasında bir sayı üretecek. Sonra bu ürettiği sayı resim indisleri 0 da olacak arkadaşlar. Sonra resim indisleri 1'e bir sayı üreteceğiz arkadaşlar. Ama ürettiğimiz sayı neye eşit olmayacak? Yukarıdakine eşit olmaması gerekiyor değil mi? Yukarıdakinden farklı bir sayı olması gerekiyor. Yani aynı butona ya da aynı olabilir. 4 tane sayı üretelim. 1, 2, 3 yapalım. Şöyle yapmamız lazımdı. Yanlış oldu aslında. Resim indisleri 0'a İlk resmi koyacağız ya, yani sıfıra değil de daha doğrusu 8 tane butonumuz var. Hangi butonları koyacağımızı belirliyoruz. Biz burada resim indisleri 0 dediğimiz zaman zaten
Bu 0. buton olmuş oluyor. 8 tane butonumuz var. Hangi butona birinci resmi atacağız ona karar vermemiz lazım. 4 tane buton için, yani şurada bir tane for döngüsü oluşturacağız. For int i eşittir 0'dan i küçük 4 oluncaya kadar i artı artı. Değil mi? 4 tane resmimiz yok mu? Şöyle yapalım. 4 tane resmimiz var. Şimdi şu resimin listeleri 0. Zaten ilk resmi atamayacağız mı? Şu anda i'nci resmi atıyoruz, değil mi? İ'nci resmi atıyoruz ama hangi resmi, hangi indiste bu resmi atacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki o yüzden arkadaşlar şuraya şöyle de yapalım. Sayı diyelim. Rastgele sayı. Rastgele sayı r nokta next diyelim. 0,8 dediğimiz zaman arkadaşlar bir sayı ürettik. Sonra bu rastgele sayıdaki indise atacağız bunu, değil mi? İlk resmi onu atadık. Sonra aynısını arkadaşlar bir tane daha rastgele sayı oluşturacağız. Rastgele sayı diyeceğiz. Eşittir r nokta next olacak. Hocam neden 8 sayılar aynı olması gerekiyor? Buton 8 tane ya, butonları seçiyoruz. Hangi butona? Mesela burada aslında şunu yapıyoruz biz. Şurada butonlarımız var ya. 8 tane butonumuz var. Birinci resmi hangisine koyacağım? İlkini attım. Birinci resmi dedik ki 8.sine koy. Sonra birinci resmi yine birinci resim değil mi hala? Birinci resmi başka hangisine atacağım? Yine 0 ile 8 arasında üretiyoruz aslında. Anladın mı? Onun için yani. Şimdi aslında burada bir, yani şu anki sayımız az olduğu için burada bulmak kolay olacağı için hesaplar, ama sayımız çok olduğunda arkadaşlar burada bunda, yani rastgele de sıkıntı yaşar. Neden? Aynı şeyler attığı, sürekli aynı şeyler, aynı rastgeleler geldiği zaman sürekli tekrar tekrar rastgele üretmesi lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada üretilen sayı ile buradaki üretilen sayının aynı olmaması lazım. Aynı olmaması lazım. Mesela 8 numaralı butona 2 defa aynı resmi ne yapmamamız gerekiyor? Koymamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şunu orayı bir tekrar yapalım. Resim indisleri rastgele sayı diyelim arkadaşlar. Eşittir. Yine iyi olacak dedik. Şimdi bunun için rastgele sayıyı tutan bir tane ne yapayım arkadaşlar? Şurada int, daha önce ürettiğimiz sayıları tutan bir tane dizi oluşturayım. Int sayılar. Da array list yapayım. Evet isteyelim. Şurada arkadaşlar diyeceğiz ki do while ile yapıyorduk. Do while. Şu int rastgele sayıyı dışarı alayım. Tekrar üretilmemesi için do while, şunu eşittir 0 diyelim. Şu rastgele sayı burada olsun. Rastgele sayı. Şuraya do'umuzu koyalım. Şuraya da while'ımızı koyalım. Ne diyecek bu? While. While diyeceğiz arkadaşlar. Bu while'ın sonunda noktalı virgül var. Diyoruz ki sayılar contains. İçeriyor mu? Neyi içeriyor mu? Rastgele sayıyı içeriyor mu? Rastgele sayıyı içerdiği sürece tekrar tekrar ne yapsın? Sayı üretsin diyeceğiz. Bunun aynısını yine arkadaşlar şuradaki ürettiğimiz rastgele sayıda da ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerekiyor. Tabi şurada sayı eğer yoksa dışarı çıkacağı için şurada da arkadaşlar diyeceğiz ki sayılar nokta add diyeceğiz arkadaşlar. Bunun içerisine rastgele sayıyı atacağız. Aynısını şurada da yapmamız gerekiyor yine. Ki aynı sayılar tekrar ne yapılmasın? Üretilmesin. Evet. Rastgele sayı iyi. Böylelikle ne yapmış olduk? Bütün resimlere, farklı indisteki resimleri koymuş olacağız arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Görmek adına arkadaşlar btn rastgele sayı nokta back image diyelim, pardon. Image eşittir. Diyelim ki image list resimler nokta images
images i diyeceğiz arkadaşlar. Göstermek adına bunu yaptık. Şunu da şuraya yaparsak aynısını. İlk başlangıçta açıldığında, şimdi bakın formumuz açıldığında, bu formumuza bakın ne yaptı arkadaşlar? Her birisine farklı farklı. Bu formu kapatıp tekrar açarsak bakın yine farklı yükledi. Her seferinde ne yapacak? Farklı farklı yükleyecek arkadaşlar. Yok, yayına geçmiyor. Öyle denk geliyor. Sayı az olduğu için öyle denk geliyor diyelim. Bunlar farklı geldi bu sefer. Yani sonuçta 8 tane buton olduğu için yani birileri muhakkak yan yana geliyor. Yani şu balığı nereye koysa birisi yan yana gelecek her türlü. Mesela şuraya koysa bunu bir kaydıracaksın, şundan yan yana gelecek vesaire gibi. Alt alta ya da üst üste geliyor yani. Sayı az olduğu için. Şimdi resimlerimizi koyduk arkadaşlar. Resimlerimizle ilgili sorun yok. Yani aslında rastgele sayılarımızı üretmişiz. Şu resimleri artık ne yapabilirim? Gizleyebilirim. Yani kullanıcı nasıl olsa görmeyecek arkadaşlar ilk başta. Ya da şöyle yapılabilir. İlk açılışta 5 saniye ne yapılsın? Hepsi gösterilsin. Sonra kapatılsın denilebilir. Ya da 2 saniye gözüksün. Sonra kapatılsın denilebilir. Şimdi resimlerimiz üretilmiş. Resimlerimiz üretildikten sonra butona bastığımızda arkadaşlar ne yapması lazım? Resmimizin görüntülenmesi gerekiyor değil mi? O zaman şu butonların hepsinin klik eventini, tek bir tane klik event yapıyorum arkadaşlar. Hepsinin klik eventini. Şuradan klik event. Klik diyeyim. Butonlar klik diye arkadaşlar. Bütün hepsinin klik eventini aldım. Basılan butonun hangi buton olduğunu nerede tutuyordu arkadaşlar? Nerede tutuluyordu basılan butonlar? Basılan butonun hangisi olduğu nerede bulunuyordu? Özgür? Ne var? Şimdi benim bastığım buton klik eventinde hangi butonu bulmak için ne yapmam lazım? Evet, sender'da almamız gerekiyor değil mi? Basılan VTN. Bunun örneğini yapmıştık arkadaşlar. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Sender'dan bunu alıyorduk. Sender'ı ne yapıyorduk? Butona çeviriyorduk. Çünkü object türünde olduğu için. Bu bize basılan butonu ne yapıyordu arkadaşlar? Veriyordu. Şimdi bastığımız butonun ne yapacağız arkadaşlar? Basılan buton btn nokta basılan buton nokta image eşittir. Şimdi bastığımız butonun nesini yükleyeceğiz? Image'ini yüklememiz gerekiyor. Tabi bu arada basılan butonun nesine ihtiyacınız var? Değerine ihtiyacınız var değil mi? Basılan butonun değerini nasıl bulacağız arkadaşlar? Nasıl eşleştirebiliriz? Ancak dizide arama yaptıracağız. Hangi butona eşitse öyle bulabiliriz. Dizide arattırarak bulabiliriz. Başka nasıl yapabiliriz? Butona ne özellik atabiliriz başka? Atlayabiliriz. Yani onun haricinde hani butona kendimiz belli özellikler. Aslında butonu kendimiz oluştursaydık name'ini atardık değil mi? Direkt name'inden ulaşabilirdik. Yani butonları kendimiz oluştursaydık en başta. İşte diyorum işte ben başlangıçta name'i kendimiz oluştursaydık butonları oradan ulaşabilirdik. Ya da şurada butonları diziyle oluştururken her bir butona ne yapmamız lazım? Tekrar name'ini ya da t'ni değiştirmemiz lazım. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan butonu bulduralım hangi buton olduğunu. Bir tane döngü kurayım ben. Biraz daha farklı bir mantık kullanmış olalım. For each kullanalım arkadaşlar. For each. For each var item in butonlar mıydı neydi? Şuradaki yukarıdaki dizimizin adı neydi? BTN demişiz. BTN. BTN dedik arkadaşlar. If şöyle diyelim. Int index. Bu da işimize yaramaz. Şunu for ile yapalım. For ile yapalım. For int i eşittir 0'dan i küçüktür. Ne olan yerine de 8 olan yerine de i artı artı diyelim arkadaşlar. Burada yok. Aynı içeride kullanıyoruz ya fark etmez. Farklı scope'larda diyelim. Şurada diyeceğiz ki if basılan btn
eşit eşit btn iyiyse iyiyse diyeceğiz arkadaşlar. Ne yap? Ve şöyle yapalım. Şu iyi dışarıda tanımlayalım. 0 olsun. Şuradan. Basılan buton btn iyi eşitse arkadaşlar break yapalım direkt. Break yapacağız. Böylelikle her türlü basılan buton buna eşit olacağı için hangi butona basıldığını ne yapmış oluyoruz? Böylelikle bulmuş oluyoruz. Buradan da arkadaşlar bizim ne alacaktık biz? Basılan butonun image'ini yükleyeceğiz. Image, image list, resimler, nokta, pardon, images diyeceğiz. Image neydi şuradaki dizinin adı? Resim indisleri. Resim indisleri nokta i diyeceğiz arkadaşlar. Böyle dediğimiz anda ne yapacak? Basılan butonun image'ini bize gösterecek. Bakın bastığımızda burada her bir butonun bastığımızda ne yapıyor? İndislerini bize gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir tanesine bastıktan sonra ne olması lazım? Yani bu bize resmin indisini gösteriyor ama ikincisine bastık. Ondan sonra bir daha buna bastığımız zaman ne olması lazım? Kapanması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kaç tane butona basılmış? Bunları ne yapmamız lazım? Arka planda tutmamız gerekiyor. Yani ikinci butona basılmışsa ne olacak? Yani ilk iki butona basılmışsa üçüncü butona tekrar basıldığında diğer butonların ne olması lazım arkadaşlar? Kapanması gerekiyor. Onun için int basılan btn buton sayı diyelim. Basılan buton sayısı başlangıçta 0. Her butona basıldığında basılan buton sayısı ne olsun? Eşittir. Pardon, artı artı olsun arkadaşlar. Diyelim ki if şöyle yapalım. If basılan buton say eşit eşit 0 değil de buton say eşit eşit 2 ise diyelim. 0 1 artacak 1 2 ise 0 geçtik 1 oldu. Ondan sonra bir daha geçtik. 2 olduğunda 2 ise diyelim arkadaşlar. Ne olacak? Diğerlerini ne yapması lazım? Kapatması gerekiyor. Yani bütün diğer açık olan butonları ne yapacak arkadaşlar? Kapatacak. Ya da bunu böyle yaparsak bu sefer ne olur? Bulunmuşları da kapatmış oluruz. Bulunmuşları da tutmamız gerekiyor. Aslında burada bir sürü özellik var. Bunları başlangıçta düşünerek yapsaydık burada tıkanmazdık. Şöyle yapalım. Int böyle yapmayalım da basılan buton sayısı demeyelim de arkadaşlar. Böyle yaparsak çünkü açtığımız nesneleri de ne yapacağız? Kapatacağız. Int açılan btn ilk açılan bir buton ve ikinci açılan buton yapalım. İlk açılan buton indisi diyelim. Sonra int bir de int ikinci indisi efendim vermedim hemen vereyim. Evet şuradan çıkarak alanı bitirelim ondan sonra bırakırız arkadaşlar. Sonra eksi birden başlatayım ben. Şimdi burada aslında iki durum var. İki butonun birden kapalı olduğu durum. Yani ilk butona basıldığı durum. Neye bakmamız lazım? If ilk açılan buton indisi eşit eşit eksi birse ve ikinci açılan buton indisi eşit eşit eksi birse. Yani hiçbir buton açılmamışsa arkadaşlar ne olacak? Ne olacak? Buton açılacak değil mi? İlk butonumuz açılacak. Eğer else if ilk açılan butonun indisi eksi birden farklıysa bu eksi birden farklıysa
aldık ya. Yok yok. Yani şu. Eksi birden farklıysa bu eksi birse ilk buton açılmış, ikinci buton açılmamış anlamına geliyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Yine bunun aynısını yapacağız. İlk buton ve ikinci buton. O zaman şuna gerek yok. Şu bundan farklıysa, bu bundan farklıysa dememize gerek yok. Şöyle yapalım. Sadece şunu kaldırsak yeterli. Yani ikinci butonun indüsü, açılan buton indüsü eksi birse her türlü. O zaman butonumuzu ne yapacağız? Açacağız. Ama yine de bunu belirtmemiz gerekiyor. Şurada arkadaşlar diyeceğiz ki ilk açılan buton indüsü eşittir. İyi. Burada da şunun aynısını yapıştırayım. İkinci açılan buton indüsü BT'nin indüsü diyeceğiz arkadaşlar. Bu da ikinci açılan buton indüsü de bu oldu diyeceğiz. Şunun en başında işte şunu yapmamız lazım artık. If diyeceğiz. İlk açılan buton indüsü ikisi de eksi birden farklıysa eksi birden farklıysa ne yapmamız lazım? Bu indüsleri kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. BTN ilk açılan buton indüsü nokta images eşittir nokta BTN ikinci açılan buton indüsü image eşittir nokta. Burada bir şey daha yapacağız. Onu birazdan bahsedeyim. Şimdi bakın. Birinciyi açtık, ikinciyi açtık. Buna bastığım zaman ne oldu? Kapandı değil mi? Buna bastığım zaman kapanacak. Kapanacak ama tekrar diğer butonu açması lazım. Niye açmadı bunu? Şurada diğerini kapatmayı yaptık. İlk açılan buton indüsü eksi birse yani şurada resetlememiz gerekiyor. İlk açılan buton indüsü eşittir. Eksi bir ve ikinci açılan buton indüsü eşittir. Eksi bir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu açtık, bunu açtık. Birbirine benzemiyor. Kapandı. Bunu açtık, bunu açtık, kapandı. Bunu açtık, bunu açtık. Ne yaptı arkadaşlar? Kapandı. Şu mesela şu ikisi aynıysa bunu ne yapmamız lazım? Artık kapatmaması lazım. Açık kalması lazım. İşte tek bunun kontrolünü yapmamıştık. İşte şurada bunun kontrolünü yapalım arkadaşlar. If diyeceğiz ki resim indisleri İlk açılan buton indisi eşittir. Evet, resim indisleri ikinci açılan buton indisleri birbirine eşitse ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne yapacağız arkadaşlar? Kapanmasına gerek yok artık, değil mi? Kapanmasına gerek yok. O yüzden şundan indislerini neye çevirebiliriz? Eksi 1'e çevirebiliriz artık. Bakın şimdi birebir aynısı olduğu için ne yapmadı? Kapatmadı. Bu da aynısı, bu da aynısı. Ne kaldı bir tek geriye arkadaşlar? Oyun bitti mi bitmedi mi? Bunun kontrolü lazım değil mi? Bunun için de ne yapmamız lazım? Bütün resimlerin image'leri dolmuşsa, hepsinin image'leri doluysa arkadaşlar resim, oyun ne yapmıştır? Bitmiştir. Şurada bunu nerede kontrol ettireceğiz? Şurada kontrol ettireceğiz arkadaşlar. Şurada bir for döngüsü kuralım. For döngüsü if int int'e gerek yok. I zaten yukarıda var. I eşittir 0'dan i küçük 8 oluncaya kadar i küçük 8 oluncaya kadar i artı artı diyelim arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Diyeceğiz ki btn evet i nokta image if btn image eşit nalsa
Break diyeceğiz arkadaşlar. Yani BTN'nin image'i, i'nin image'i nalsa, yani boş resim olan şey varsa oyun ne yapmamıştır? Bitmemiştir. Oyunun bitiş kontrolünü şurada yapacağız. Eğer bu döngü sonuna kadar gitmişse, yani i eşit eşit 8 ise sonuna kadar gitmiştir. Hepsi kapalıdır anlamına geliyor bu. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar, message box show. Oyun bitti. 2011 yılı şampiyonu Trabzonspor. Tebrik hocam. Tabii ki tebrik. Tebrik ve sevgili olsun. Evet. Şikecilere selam. Diyoruz arkadaşlar, bakalım oyunumuzu bitirebileceğiz mi? Bitirdik. Bitiremedik. Şu. Evet, oyun bitti. Şikici Fenerlere selam olsun diyoruz arkadaşlar. Ve burada oyunumuzu bitirmiş oluyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. İmza kağıt dolaştı mı? En son hafıza oyununda şu resimlerin yüklenmesi ve resimlerin açılmasını yapmışız. Ama arkadaşlar burada birkaç tane hatamız var. O hatalarımızı giderelim. En son oyunu bitme kontrolünü yapmışız. Değil mi? Fenerlere de bir şikecilere pardon. Mesaj göndermişiz. Şimdi butonlara basıldıktan sonra tekrar ne oluyor? Sağ olun hocam. Tekrar basılabiliyor. O yüzden resimler, yani daha doğrusu butonların resimleri gösteriliyorsa sonra ne yap, ya daha doğrusu eşleşmişse tekrar butonların üzerine ne yapılmaması lazım? Basılmaması lazım değil mi arkadaşlar? Bunun için şimdi burada ne yapmamız lazım? Bu butonun else if ikincisinin eşitse, if açılan buton indisi ile ikinci açılan buton indisi birbirine eşitse ikisinde eksi 1 yapıyoruz. Eksi 1 yapmadan önce btn ilk açılan buton indisi nokta enabled eşittir false, hatta eşittir, ikisini birlikte yapalım. İkinci btn ikinci açılan buton indisi nokta enabled eşittir false yapacağız arkadaşlar. Böylelikle ne olmayacak? Şimdi normalde doğruyu bulmuşsak arkadaşlar burada tekrar oyunda ne yapamayacağız? Devam edemeyeceğiz. Böylelikle oyun bitmiş olacak arkadaşlar. Ancak yeni oyun dediğimiz zaman ne olması lazım? Yeni oyun başlaması lazım. Yine burada açılan kart sayısı, kalan kart sayısı gibi şeyler koymuştuk. Hamle sayısı değil mi? Hamle sayısını koymuştuk. Bunları yapmamışız. Bunları yapalım arkadaşlar. Süre sayısını bir yerde de. Bunların devamını burada yapalım. Aynen. Şimdi buraya bir tane ne atacağız arkadaşlar? Biz bir de şeyi yapmış mıydık? Mesela bu butonu açtık, bunu açtık. Aynen. Belli bir süre sonra kendi kendine kapanıyor mu? Aynen. Kapanmıyor. Bunu da yapalım arkadaşlar. Bir de hamle sayısı mı? Önce kendi kendine kapanmasını yapalım. Aynen. Kendi kendine kapanması için bir tane timer atıyorum. Timer süre olsun. 2 saniyede bir çalışsın. O yüzden bunu 2000 yapalım arkadaşlar. Bunu 2000 yapınca ne olmuş oluyor? 2 saniyede bir çalışmış oluyor. Ne çalışmış oluyor 2 saniyede bir? Şuradaki tick event'i 2 saniyede bir çalışmış olacak. Şimdi eğer timer çalışmışsa arkadaşlar diyeceğiz ki btn ilk açılan buton indisi nokta enable değil image eşittir null diyeceğiz arkadaşlar. Ya da btn İkinci açılan butonun indisi nokta image eşittir ne alacağız? Şimdi şurada yaptığımızın aynısını birinci butonun indisi eksi birden farklı, ikinci butonun indisi eksi birden farklıysa ne bak, neye bakıyorduk? Resimlerin indisi birbirine eşit mi diye bakıyorduk. Eşit değilse else durumunda neye bakıyorduk? İkisi de eksi birse nerede? İkisi de eksi birden farklıysa nerede eksi 1'e dönüştürüyoruz?
İçine eşit mi diye bakıyoruz, yok. Nerede kapatmışız ki biz bunları? İşte hocam burada yani şurada, ikisi de eksi birden farklıysa zaten şurada ne yapmışız? Eksi birden farklıya çevirmişiz. İmajlerini null etmişiz en başında. Yani burada ne yapacağız arkadaşlar? İkisi de eksi bir olduğu zaman şuna çevireceğiz yani. Eksi birden farklıysa pardon. İkisi de eksi birden farklıysa zaten yapmışız, yazdık ki biz bunu. Bir de bunların indekslerini eksi 1'e çevireceğiz, bu kadar. Evet, indekslerini eksi 1'e çevirdik. Şimdi timer'ı nerede başlatacağız arkadaşlar? İki butonda açılmışsa değil mi? Eğer şurada buton ilk açılan buton indeksi eksi 1, ikincisi de eksi 1 ise ilk buton açılıyor. İlki eksi 1, ikincisi eksi 1'den İlki eksi birden fark, ikincisi eksi bir ise eğer burada yine butonumuz oluyor. Bu butonun indisini belirlemiş oluyoruz. Şurada butonlarımız eğer birbirine eşitse zaten bir şey yok. Eşit değilse arkadaşlar else diyeceğiz. Else durumunda işte arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Butonların eğer indisleri birbirine eşit değilse belli bir saniye ne yapması lazım? Timer'ın çalışması lazım değil mi? Timer süre nokta start etmemiz lazım. Tabii bir de şurada timer'ı durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Timer süre stop dememiz gerekiyor. Bir de biz tekrar kendimiz butona basmışsak şurada yine kendimiz butona basmışsak timer süreyi ne yapmamız lazım yine? Stop etmemiz lazım. Şunu stop etmesek ne olur onu görelim. Ondan sonra tekrar. Evet, dinliyoruz değil mi? Dinliyor muyuz? Dinliyoruz herhalde. 2 saniye beklediğimizde arkadaşlar ne oluyor? Kendi kendine kapanıyor. Şimdi eğer hepsini de bile bildik ya, yanlışlıkla hepsini bildik yani. Şimdi diyelim ki arkadaşlar diyelim ki ikisine tıkladık ya, bir tane daha tıkladığım zaman ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Hata veriyor. Neden? Çünkü timer çalışmaya devam ettiği için ben kendim kapatmış olmama rağmen timer çalışıp kendisi kapatmaya çalışıyor. Bundan dolayı da ne olmuyor arkadaşlar? İkinci indisi bulamadığı için, ilk ve ikinci indisi bulamadığı için hata veriyor. O yüzden şurada eğer butonları kendimiz kapatmışsak, üçüncü butona basarak timer'da ne yapmamız lazım? Durdurmamız lazım. Çünkü artık timer'a ihtiyacımız yok. Şuradaki gibi arkadaşlar. Bunun artık timer çalışmadığı için hata yok. Gibi. Böyle buradaki gibi arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Böylelikle oyunumuzu süresine göre ne yapmış olduk arkadaşlar? Yani kartlar 2 saniye, hatta 1 saniyede bir, aslında 1 saniye yeterli değil mi? 2 saniye çok duruyor ekranda. 1 saniye yapalım, 1 saniye dursun. 1 saniye sonra kaybolsun dersek. Şimdi burada bir de hamle sayısını yapacaktık değil mi? Kaç hamlede ne yapılmış arkadaşlar? Oyun bitirilmiş. Kaç buton tıklanmada bitirilmiş? Bunu gösterelim arkadaşlar. Bunun için de bir tane ne tanımlıyorum? Int hamle sayısı. Hamle sayısı diyorum. İşte 0. Şimdi hamle sayısı. Bunun için bir tane ne yapalım? İşte Xbox'da olur. Label'da atabiliriz. Label atalım bir tane arkadaşlar. Bunun adını LBL sayısı yapalım. Şimdi şurada başlangıçta form load olduğunda arkadaşlar diyeceğiz ki LBL hamle sayısı nokta text, ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki hamle sayısı string diyelim. Tabii demeyelim. Hamle sayısı tekstinde şu yazsın. Yapılan hamle sayısı diyelim. Yapılan hamle sayısı 2.0 boşluk alt. Yapılan hamle sayısını ne yaptık arkadaşlar? Buradan böylelikle yapmış olduk. Şimdi her butona tıkladığımızda ne olacak? Hamle sayısı 1 artması gerekiyor değil mi? Şuradaki yapılan hamle sayısını 1 arttırmamız gerekiyor.
Nerede arttıracağız arkadaşlar yapılan hamle sayısını? Şurada butonlara, her bir butona klik olduğunda şunun üstünde de hamle sayısını artı artı yapalım. Hamle sayısı artı artı diyelim arkadaşlar. Sonra şurada gördüğünüz gibi her butona tıkladığımızda toplamda 14 hamlede ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Hamle sayısını yaptık. Bir tane de ne yapalım arkadaşlar? Timer koyalım. Timer, bir tane timer atalım arkadaşlar. Timer'ı da neyi sayısı? Geçen süre. Geçen süre. Şimdi bu bir saniyede bir burası interval olacak. Bunun tiki ventini de açalım arkadaşlar buradan. Süre diyelim. Böyle olsun. İnti süre eşittir 0 diyelim arkadaşlar. Süre şuradan başlasın. Şimdi ne yapacak? Süre artı artı diyeceğiz. Her seferinde de LBL süre diyelim. Bir tane label atarız şimdi. Nokta nokta text eşittir. Geçen zaman diyelim arkadaşlar. Artı süre böyle olsun. Formatları sonra. Ben label atalım. Yine böyle süre olsun adı da. Teksini değiştireyim. Ne böyle süre. Teksini değiştireceğim. Görmüşsün öyle bir şey. Ne böyle süre dedim. Şurada da arkadaşlar. Ah. Esnedim mi? Label'ımızı yazdık. Yine form node'da da ne yapsın? Süreyi durduracağız. Yine form node'da da şu label'ı düzgün yine gösterelim. LBL süre nokta text eşittir. Geçen zaman zaman diyelim arkadaşlar. Artıya gerek yok. Ne yaptık zaten aşağıda 0 0 diyelim. 0 0 0 0 diyelim. Zamanımızı da yaptık. Bir de arkadaşlar oyun bittiğinde ne olması lazım? Timer'ın durması gerekiyor arkadaşlar. Timer bir de timer'ı şurada başlatmamız lazım. Bunu unuttuk. Timer geçen süre nokta start etmedik değil mi timer'ımızı? Timer'ımızı start edelim şurada. Bir de arkadaşlar oyunun bittiği yer neresi? Şurası oyunun bittiği yerde de arkadaşlar timer geçen süre nokta stop diyoruz ve şikeye tamam. Evet, timer süre stop geçen süre stop dedik arkadaşlar. Böylelikle timer'ımızdan olmuş oldu. Tanımlanmış oldu. Geçen zamanımız böyle sayıyor şimdilik. 1 2 3 4 diye sayıyor. Hamle sayımız da buradan görebiliyoruz. Buradan da arkadaşlar hafıza oyununu ne yapmış olduk? Böylelikle bitirmiş olduk. Yani burada açılan kart sayısı, işte kalan kart sayısı gibi seçeneklerde ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bir de yeni buton, yeni oyun butonu ekleyebiliriz arkadaşlar buna bir tane de. Onu da yeni oyunu da ekleyelim madem. BTN yeni oyun. Yeni oyun. Diyelim. Başlangıçta enable to false olsun bunu. Neden? Çünkü başlangıçta zaten oyun başlamış oluyor. Enable to ne zaman açılsın arkadaşlar? Değil mi? Oyun bittikten sonra arkadaşlar şurada oyun bittiğinde
btn oyun, yeni oyun nokta enabled özelliğini ne yapalım? True yapalım arkadaşlar. Yeni oyunda. Yeni oyunu true yaptık. Şimdi yeni oyuna başla dediğimiz zaman arkadaşlar ne yapacağız? Şuradaki forum load'da yaptığımız işlemleri tekrar aynen yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şurada array list dizileri tekrar tanımlamamız gerekiyor. Şurada hamle sayısını sıfırlayalım. Eşittir 0. Sonra süreyi sıfırlayalım. Sonra bir de neyi sıfırlayalım? İlk açılan ve ikinci açılan buton indekslerini eksi 1 yapalım. Sonra başka ne var yapacağımız? Bunlar yeterli sanırım. Burada form load'u çağırırsak neydi bu? Hafıza oyunu load. Form 1'miş pardon. Form 1 Form 1 load'u çağırırsak null değerleriyle böylelikle yeni oyuna başlamış olacağız. Bir de yeni oyun butonuna bastığımızda btn yeni oyun nokta enabled özelliği ne olacak? False eğer. False. Oyun bitti diyor arkadaşlar. Tamam dediğimizde yeni oyun açıldı. Yeni oyun butonuna basıyoruz. Niye bir şey olmadı? Resimleri çıkılmadı. Resimleri çıkılmadı. Şurada formun resimleri oluştururken butonların diyeceğiz ki nerede o? Resim indisleri. Şurada yapayım ya. En altta buton resimlerin arka planlarını bir de butonların enabled'larını açmamız gerekiyor. Şurada for'la for hatta for each de yapalım. For each var item in btn diyelim arkadaşlar. Buton dizisini ne yapacağız? Bulaşacağız. Item nokta image eşittir null olacak. Item nokta neyini değiştireceğiz? Enabled özelliğini ne yapacağız arkadaşlar? Enabled eşittir true yapacağız. Şimdi olacak. Oyun bitti. Yeni oyun dedik arkadaşlar. Aynı değil değil mi? Anlatamadım ya bir şey. Giderek yapmadım. Yok bu sefer aklımı unutamadım yani. Hamle sayısı sıfırdan başladı değil mi? Evet. Her şey sıfırdan başladı. Yani olmuş sonuçta. Bu niye böyle oldu lan? Çünkü çarşı sıfırlamış da şimdi sıfırlamadım. Saçmalıyor bak. İkisini aynı iki defa tıkladığın zaman. Yeni oyuna da iki kere tıklayamayız yeni oyuna. Süper ya. 16 hamlede her türlü garantisi var. Hile yapmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Oyunu zaten kendi açığı o çıktı ortaya. Bu nereden kaynaklanıyor? Butona bir tıkladık. Şurada bakıyoruz ya. İlk açılan butonun indisiyle ikinci açılan butonun indisi eksi birden farklıysa else if diyoruz arkadaşlar. Şurada ve ilk butondaki ikinci butonun indisleri aynıysa. Şöyle bir şey yapabiliriz. En başta if pardon
Şurada bakacağız. Butonu bulduk. İf. Hamle sayısı artar ama. Neyse fark etmez, o kadar önemli değil. İf ilk açılan buton indisi eşit eşit ikinci açılan buton indisi ise return yaparsak sadece aynı butona tekrar tekrar tıkladığımızda hamle sayımız artmış olur diyecektim ki. Şöyle diyelim. Buton indisi değil, iyi oldu. Pardon. İşlem hatası yaptım. Sadece hamle sayımız artar ama bir işe yaramadı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hilemizi kendimiz kaybettik böylelikle. Yani az önceki hatamız neden kaynaklanıyordu? İlk açılan butonla ikinci açılan buton aynı buton mu diye ne yapmamıştık? Kontrol etmemiştik arkadaşlar. Sadece farkı buydu. Hatta buradaki hamle sayısının artmamasını da engellemenin yöntemi de şudur. Şuradaki hamle sayısını nereye yazacaksın? En alta. En alta yazarsak eğer, tabii yanlış oldu, bir dışarı daha. En alta yazarsak hamlede ne olmayacak arkadaşlar? İşlemeyecek artık. Bakın tekrar tekrar bassan da bir şey fark etmiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar o butonla artık işlem yapmadığımız için. Başka ne kalmıştı yapacağımız? Bir şey kalmış mıydı? Evet. Hafıza oyunu bu kadar yeter. Burada bitmiş olsun hafıza oyunumuz.